Beykoz deyince çoğumuzun aklına İstanbul Boğazı kenarında şirin bir ilçe gelir. Ama bakın haritadan da gördüğünüz gibi Beykoz aslında çok büyük bir ilçe. Bugün bu video ile sizleri Beykoz'un ortalarında gezdireceğim. Öğümce Köyü ve Göllü Köyü'ne gideceğiz. Bu gördüğünüz manzara Öğümce Köyü'nün yakınlarında yer alan Cam Ocağı Vakfı'nın tesisleri. Bu arada fondaki müziğin bestesi bana ait. Yazın kafe olarak işletiliyor mu bilemiyorum ama ucuna doğru böyle oturulacak alanlar yapmışlar. Manzara harika, hava da iyiydi, çok hoş yansıma fotoğrafları aldım. Bir zamanlar cam işçiliğinin kalbinin attığı Beykoz'da işte önce Paşabahçe Cam Fabrikası kapandı. Sonra irili ufaklı diğer cam tesisleri kapandı. Bu özel vakıfta cam işçiliğini sürdürmeye çalışıyor. Burada sunum da yapıyorlar camın nasıl üretildiğine dair. İçini görüntülüyoruz şu an. Ve Öğümce Köyü. Şimdi Öğümce Köyü'nden görüntüler izliyoruz. Birazdan Bozhane üzerinden Göllü'ye ulaşacağız. Bu üç göl birbirine çok yakın. Öğümce'nin 600 yıllık bir tarihi olduğu rivayet edilir. Yıldırım Beyazıt'ın Şile'yi fethettiği 1395 falan yıllarda kurulduğu söylenir. Evet, şimdi burası da Göllü. O dere devam ediyor. Derenin etrafında sağlı sollu güzel böyle ki işte kendin pişir kendin ye kahvaltı yerleri var. Tabii sezon olmadığı için, hava da soğuk olduğu için çoğu kapalıydı. Yazın eminim ki çok daha güzel olacak. Bir binicilik kulübü var. Gene Göllü Köyü. İşte o bahsettiğim yeme içme yerlerinden bir görüntü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.